Evet. <laughs> Aleykümselam işte. İyi akşamlar. Sergenim eyvallah. Selamlar Balıkesir'e kesire Görkem bu konsolosluk mahkemeleri adı açıp konsolosluklarda kurulan, elçiliklerde kurulan mahkemeler. Oradaki en büyük handikap ne biliyor musunuz? Bu sahatır konuşacağız. 19. yüzyılda batılaşma kapsamında kurulan mahkemeler var. Nizamiye mahkemeleri diyeceğiz. Ticaret mahkemeleri diyeceğiz. İşte orada çok falan can yakıyor. Konsolosluk mahkemelerinin işte ismi de biraz farklı. Batıcıya böyle batı yansıtıyor ya. Konsolosluk mahkemelerinin batılaşma kapsamında 19. yüzyılda kurulduğunu zannedebiliyoruz. O yüzden dikkat çekmeye çalıştım orada. Bu mahkemeler klasik dönem Osmanlısında var olan mahkemelerdir. Batıllaşmayla, dağılmayla, şunla bununla alakası yok değerli arkadaşlar. Tamam mı canlar? O yüzden konsolosluk mahkemelerine dikkat etmeniz a c s n ne, ö nerdim. Tamam mı canlar? Anlaşılmayan bir hususmuş. Ona bir açıklama yaptık. Haydi o zaman toparlandık biraz. Toparlandık biraz. Şu kanunu tamamlayalım. Denizlerdeki gelişmeler var. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Oradan da birkaç teşkilat alma ve Sokulu Mehmet Paşa ile nihayete erdirelim bu yükselme dönemini. Haydi bakalım. Kapatıyorum. Kapatıyorum yorumları. Evet canlar şimdi denizler dediğimiz zaman kanunu zamanında bakın görüyorsunuz e, baya bir mevzu var baya bir mevzu var e, burada hemen Rodos'un fethine ben bir cümle dikkat çekmenizi isteyeceğim bu da yine Kanuni'nin dedesi Fatih'in alamadığı yapamadığı bir eylemdi bunu Kanuni alacak Rodos'u edecek. Hemen şöyle bir harita üzerinden Rodos'u ben görmenizi istiyorum. Çünkü geçenlerde bir soru çıktı benim karşıma. Bir soru bankasında yazılan bir soru ve çok şaşırttı ben açıkçası bakın. Çok şaşırttı. Görüyorsun bakın Rodos adası, Rodos adası. Allah aşkına bir soru sormak istiyorum bakın. Haritaya bakınız. Atıyorum. İzmir'den kalkıp İzmir'den kalkıp bir gemi Mısır'a Beyrut'a gitmek ister ise bu gemi bu gemi Şöyle Girit üzerinden Girit'in solundan mı giderse daha mantıklı olacaktır yoksa Girit'le Rodos'un şu arasından geçerek mi giderse daha mantıklı olacaktır. Sanırım bu ikinci tercih ediyorsunuz sizler de Girit'le Rodos'un arasından gemi geçer ise daha kısa bir yol olacaktır. Bu daha mantıklı olacaktır. Bu yol da Osmanlı'nın Hicaz'a giden haç gemilerinin kullandığı bir yoldur aynı zamanda ticaret gemilerinin kullandığı bir yoldur. Rodos Adası'nda Senjan Şövalyeleri var. Hristiyan bu Senjan Şövalyeleri korsanlık da yaparak Osmanlı'nın haç gemilerine ve ticaret gemilerine zarar verebilir mi? Evet verebilir. Rodos bu açıdan stratejik öneme sahiptir. Maalesef o soruda yazar arkadaş ...Rodos'un mu stratejik önlemini fethin bir nedeni olarak kabul etmemiş... ...başka bir açıklama yapmıştı. Ben şaşırdım. Niye şaşırdım bakın? Tarih öğretmeni olsun, sizler olun, kim olursa olsun... ...tarihte coğrafya olmazsa olmazdır arkadaşlar. Bu tarz fethedilen yerleri harita üzerinde görmek... ...bize hem bilgiyi daha kalıcı kılacaktır hem de o fethin jeopolitik önemi ve jeostratejik önemi hakkında bize bir bilgi verecektir. Rodos gördüğünüz üzere o İstanbul'dan İzmir'den Doğu Akdeniz'e giden güzergahın önemli bir kavşak noktasıdır. O nedenle biz Rodos'tan Saint Jean Şövalyelerini buradan def etmek, Doğu Akdeniz ticaret ve haç gemilerimizin güvenliğini sağlamak isteyeceğiz 1522'de kanuni sayesinde. Bunun yanında evet Cezayir, Cezayir Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir anlamda devleti ve ülkesiydi. Barbaros Hayrettin Paşa kanunun davetiyle Osmanlı Devleti'nin hizmetine girecek. Kaptanı deryamız olacak biliyorsunuz. Ve onunla beraber Cezayir'de Osmanlı hizmetine, hakimiyete girmiş olacaktır. Kaptanı deryamız Barbaros Hayrettin Paşa ki kendisi aynı zamanda divan üyesi olacak kanuni kaptanı deryalık makamını divan üyesi yapacak ki bu denizlere verilen önemin yine bir göstergesi olacaktır. Evet malum Barbaros dendiği zaman hepinizin aklına kesinlikle ve kesinlikle ne geliyor? Preveze geliyor. Preveze deniz zaferi bu Mora açıklarında Mora'nın az bir kuzey batısında Preveze denilen bir yerde Birleşik Haçlı donanmasını Barbaros Halid Paşa hilal taktiğiyle perişan edecektir karalarda büyük bir maharetle uyguladığımız hilal taktiğini Barbaros Preveze de uygulayacak ve büyük bir zafere imza atacak ki bununla beraber Akdeniz Türk Gölü olacaktır. Bakın bu sıfatta bir parantez açmak isterim harita üzerinden biliyorsunuz. İtalya veya Batı Akdeniz coğrafyası bizim hakimiyetimiz altına girmemiştir hiçbir zaman. Yani Akdeniz tamamen kıyıları Osmanlı Türk hakimete girmeyecektir. Ama Preveze'de biz niye Türk gölü ol diyorum yapmaktayız? Akdeniz'de bizden habersiz kuş uçmayacak. Akdeniz'de bizden habersiz kuş uçmayacak. Akdeniz egemenliğimiz sağlam alınacak Preveze zaferiyle. O yüzden bu Türk gölü sıfatını fiziki anlamda tüm kıyılar bize ait oldu diye sakın değerlendirmeyin tamam mı denizlerde ben hakimim o yüzden önce karadeniz sonra akdeniz türk gölü olacak diyor ve sormak istiyorum karadeniz karadeniz hangi padişah zamanında türk gölü olmuştu karadeniz ne zaman türk gölü olmuştu kırım'la birlikte hatırlıyor musunuz Karadeniz'in ne zaman Türk Gölü olduğunu hatırlayan bir zat-ı muhterem var mı acaba? Bekliyorum. Evet Muhammed ilk yazdı. Süper. Fatih zamanında Kırım'ın fethiyle malum Karadeniz Türk Gölü'dür. Kanuni zamanında da Pireveze ile birlikte malum Akdeniz Türk Gölü olacak. Kutluyorum. Bununla birlikte yine 28 Eylül önemli değil ama Preveze'nin donanma günü olarak bugün deniz kuvvetlerine kutlandığını bilmeyen var ise lütfen hatırlasın. Tamam mı canlar? Lütfen hatırlayın bunu. Donanma günü Preveze zaferinden gelmekte. 28 Eylül mü? 27 Eylül mü? 28 Ekim mi? Geçin bunu. Ama Preveze kaynaklı olduğunu hatırla. Trabzgar edilmiş. Haydi neyse. Cerbe, cerbe, cerbe. Evet bakın görüyorsunuz. Şu Tunus açıklarımda bir ada cerbe, bir ada. Burada yine Haçlılarla yapılan bir savaş cerbe savaşı. Turgut Reis burada bizim kaptanı deryamız ama Turgut Reis'e bağlı Piyale Paşa komutasında bir donanmamız Cerbe'de haçları mağlup edecek. Külüsten Cerbe biraz az biliniyor. Bakın sıfatını yazmışım. İkinci Büyük Deniz Zateri. Bizim Akdeniz hakimiyetimizi yine pekiştiren bir zafer olacaktır. Prevezen yanında Cerbe'nin de hatırlanmasını sizlerden istirham ediyorum. Evet bir ön lisans sorusuydu. Malta kuşatması ve Turgut Reis'in şehit olması bakın. Malta yine Akdeniz'in ortasında stratejik konuma sahip bir adadır. O Malta'yı 1565'te kuşatacağız. Lakin kuşatma esnasında Barbaros'tan sonra belki de en önemli amirallerden birisi Turgut Reis'imiz bu kuşatmada rahmetli olacak. Onun ölümüyle Malta maalesef alınamayacak arkadaşlar. Bu kapsamda kulak dolgunu olabilir. Sakız Adası fethedilmiş. Neyse çok da ehemmiyeti değil. Onun dışında, onun dışında canlar, canlar. Denizde yaşanan gelişmelerle ilgili bir de Hint deniz seferleri var. Hint deniz seferleri. Size bir harita açmak için şu an bakıyorum. Bulamıyorum elimdeki Atlas'ta. Heh, buldum. Buldum. Şöyle bakın. Hint deniz seferleri arkadaşlarım. Tarihleri görüyorsun bakın arka arka yapılan bazı seferler var burada. Sakın amirallere takılma. Hadım Süleyman Paşa, Piri Reisler, Murat Reisler, Seyit Ali Reisler. Çok takılmayın bunlar ama Piri Reis ile Seyit Ali Reis. Seyit Ali Reis en önemli amirallerdendir bizim. Yani böyle baba adamları göndereceğiz biz Hindistan'a Hindistan'a. Niye göndereceğiz? Niye göndereceğiz? Malum bakın harita Osmanlı İmparatorluğu. Hindistan Hindistan 1498'de Avrupalılar, Portekizler şu Afrika'yı en güneyden dolaşacaklar. Ümit bunun dolaşıp baharat yolu ulaşacaklar. Hani diyordu ki coğrafi keşifler doğuya giden yeni ticari yollar aramak için Aham'da buldular. Ümit burnu yolu. Tamam mı arkadaşım? Bunu Portekizler bulmuş. Hindistan'a gelmişler. Ve Hindistan'a gelen Portekizler. Baharat yolunun iki önemli girişi olan şu Basra Körfezi'nin girişini ve Kızıldeniz'in girişini kapatarak Baharat yolunu bypass edip tamamen ticareti ümit burnu yoluyla yapmak isteyecekler. Tabii ki bu Osmanlı'ya ekonomik anlamda ciddi bir zarar verecektir. Yanında bu Batı Hindistan'da bu dönemde bir Gücerat Sultanlı diye bir devletçi var. Bir İslam devletçi. Portekiz baskısı karşısında halifeden, kanuninden, Osman'dan yardım isteyecek. İşte biz bu amaçla Hindistan'a donanmalar göndereceğiz. Yani göndermeye çalışacağız. Ne demek istiyorsun? Bakın bu Hint deniz seferleri kesinlikle tek kelimeyle fiyasko olacak. Fiyasko olacak. Çünkü Osmanlı donanması genelde 70 civarında gemiyle Kızıl Deniz'den açılacağız. Şu Babil-Mendap Boğazı'nı, Hürmüz Boğazı'nı Portekizlerin temizleyeceğiz. Yemen bölgesine falan etkili kazanacağız. Ama esas tehlike Hindistan bölgesidir. Buradan Portekiz atmamız lazımdı. Biz buradan Hindistan'a gidemedik. Çünkü... Osmanlı gemileri, Osmanlı gemileri Hint Okyanusu'nun fırtınalarına dayanamadı. Osmanlı Akdeniz'de gemicilik yapan gemileri karalarla çevrili olan Akdeniz standartlarında olan bir devlet. Açık denizlerin o yüksek fırtınalarına, büyük fırtınalarına dayanan gemilerimiz yok bizim maalesef. O teknikten biraz uzağız. O nedenle Osmanlı gemileri burada tam bir fiyaskole karşı karşıya kalacak donanmamız ve batacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Seyyid Reis mesela 70 şivanda gemiyle açılacak okyanusa 3 kadar gemiyle ancak Hindistan'a ulaşacak. Diğer tüm gemiler batıyor. Ve ne yapacak Seyyid Reis biliyor musunuz? Hindistan'dan kara yoluyla geriye dönecek. Hatta bu yolculuk esnasında Seyyid Ali Reis Hindistan'dan Osmanlı'ya kadar gezip gördüğü yerleri anlattığı bir kitap kalem alacak. Miratül Memalik. Allah aşkına bunu hatırlayınız. Miratül Memalik memleketlerin aynası adında bir eserdir bu. Bu eser Hindistan'dan İstanbul'a kadar olan güzergahtaki Bölgeleri anlatan bir seyahat namidir. Önemli bir seyahat namidir. Hindistan'la Osmanlı'nın coğrafyayı o dönemin yaşamını bize çok güzel aktarmakta. Bu kitabın hatırlanmasını isteyeceğim. Onun dışında bakın Hint Deniz Seferleri maalesef fiyasko. Çok fazla bıdı bıdı yapmayın burada. Çok fazla kafa bulandırmayınız. Coğrafi keşiflere karşı bir önlem mahiyetinde attığımız bir adımdır ama patladı. Piri Reis Seydi Reis kulak dolgun olacak, Miratül Memalik kesinlikle kulak dolgunlu olacak arkadaşlar tamam mı canlar? Bunun yanında son bir siyasal mevzu olarak göze çarpsın şurada kanuni zamanda bazı isyanlar var. Kalenderoğlu isyanı, Baba Zünnun isyanı mesela bakın herhangi bir isyan da Osmanlı tarihinde baba sıfatını görüyorsanız dede sıfatını görüyorsanız orada Alevi cemaat takta gelsin, Alevi şia düşünce sakta gelsin. Dinsel karakter çıkan isyanlar diye kulak dolgunu olabilir. Çok takılmayın bence buna. Bunun dışında Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları var. Bunlar da bağımsızlık amaçlı Suriye'de ve Mısır'da çıkan isyanlardı. Tüm bunları kanuni tepeleyecek. Bu isyanlar çok rahatsız etmesin sizi. Belki Canberdi Gazali bir ismen göz aşinalı olabilir diyorum kardeş. Ve son bir mevzu. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında teşkilatlanma örnekleri. Evet az önce almıştık Kaptanı Derya. Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber Kaptanı Derya divan üyesi yapılacak. Bu kulak dolgunluğu olsun. Yine bir Sahnu Süleymaniye medresesi. Bakın Sahnu Süleymaniye medresesi. Bir şey sormak istiyorum bana söyler misiniz? Açtım yorumu. Sahnu Seman medresesini kim açmıştı Sahnu Seman'ı? Sahnu Seman medresesi. Sahnu Seman. Sahn-ı Seman'ı kim açmıştı? Evet. Sahnü Seman Fatih dönemi, Sahnü Süleymaniye Kanuni dönemi değerli kardeşlerim. Bu iki medrese Osmanlı tarihindeki en önemli medreselerdendir. Lütfen göze çarpsın diyorum. Yine diziden belki hatırlarsınız kültüde bakacağız yine. Bu Kanuni hürleme baya bir şiir yazmaktaydı. Divan edebiyatının bu bağlamda divan edebiyatının önemli kalemlerindendir aynı zamanda Kanuni. Ve Kanuni burada divan edebiyatında yazarlar, şairler genelde bir mahlas kullanıyor biliyorsunuz. Kanuni'nin kullandığı mahlas muhibbi, muhibbi. Bu göze çarpsın diyeceğim. Şuraya bakar mısın? İsimlere bak yahu. Mimar Sinan, Ebu Suud, Matrakçı, Fuzuli, Baki. Bunlar kültüre geçecek. Ama bakın niye bunları andım? Devlet demek, yönetim demek, uygarlık demek sadece askeri alanda olmaz. Kanuni zamanında mimariden hukuka, edebiyata, sanata birçok değerli isim yetişecek değerli arkadaşlar. Bu da Osmanlı'yı her anlamda zirveye taşıyacaktır diyorum. Bu isimlerin zaten özelliklerini sizlerle beraber kültürde bir kez daha konuşacağız. Evet kardeş. Kanuni dönemiyle ilgili benden bu kadar. Yani bayağı bir husus var Kanuni zamanında. Ben sizden ne istiyorum bakın hızlıca bir tekrar etmiş olalım. Batıda Habsburg kavramı, Mohaç 2 saatlik bir savaş, İstanbul e, antlaşması kesinlikle önemli siyasi üstünlük, kapitülasyon mevzusu. Fransa ilk kim verdi buna takılmayınız ama kapitülasyonların Hristiyan birliğini parçalamak ve coğrafi keşiflere karşı ticareti canlandırma amaçlı oldu hatırlanmalı. Onun dışında doğuda bir Amasya var İran'la ilk anlaşma. Takılmayın diyorum. Denizlerde Rodos ilginç olabilir. Preveze, Cerbe, Hint deniz seferleri. Miratül Memalik. Miratül Memalik adlı kitap. Ve teşkilatlanma bağlamında Kaptan-ı Derya'ya sahne Süleymaniye dikkat etmenizi öneririm. Ve yine Dimitri Kandemir kanuni ünvanının sıfatını Süleyman'a yakıştıran isim idi. Gözle çarpsın diyeceğim değerli kardeşlerim. Evet kanun ile ilgili. Ya hocam ya diyen varsa buyursun. Buyursun. Yoksa yükselmenin son dönemine devam edeceğim. Ya hocam ya diyen varsa buyurun. Yorum açtım. Yoksa geçiyorum. 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 Geçtim canlar. Haydi bakalım. Yükselme döneminin son padişahı. Son padişahı değil tabii ki canlar. Bu şekilde hata yapan arkadaşlar görebiliyorum. Biz genelde padişahtan yol aldık ya Fatih dönemi, Yavuz dönemi bilmem ne falan. Sokulu Mehmet Paşa dönemi diyoruz burada. Bir padişah değildir. Kendisi bir sadrazamdır. Sadrazamdır. Bakınız. Üç padişaha kesintisiz. 15 yıl sadrazanlık yapan bir isim. Bakın Kanuni'nin son 2 yılında 1564-1566 bandında arkasından Sarı Selim, 2. Selim ve 3. Murat'a kesintisiz 15 yıl sadrazanlık yapacaktır. Ve ipler, dizginler Sokullu'nun elinde olduğu için bu dönem padişahlardan ziyade Sokulu Mehmet Paşa'nın adıyla anılacak değerli arkadaşlar. Osmanlı tarihinin çok değerli, çok baba isimlerinden birisi Sokulu Mehmet Paşa bu bağlamda. Evet, şimdi canlar şu harita üzerinden evet Sokulu zamanındaki Belli başlı siyasal gelişmeleri görmenizi istiyorum. Çok takılmayınız Yemen. Yemen Sokulu Mehmet Paşa zamanında tam anlamıyla hakimiyet altına alınacakmış. Bir vadis seyir savaşıyla Fas himaye altına alınacakmış. Kuzeyde Lehistan himaye altına alınacak. Buna dikkat diyorum bakın. Niye buna dikkat diyorum? Anlatacağım bir mevzu. Lehistan'ın himaye altına alınmasında savaş, savaş bilmem ne yok. Diplomasi var. Bakın. Bu bir Üniversite sınav sorusu yorumsal bir soruydu. Haritaya bakar mısınız? Haritaya bakar mısınız? Lehistan bakın şu sarı bölge. Doğusunda Rusya, altında Osmanlı var, batısında Hasburglar var. Almanya, ve Avusturya. Üç önemli güç arasında Lehistan sıkışmış kalmış. Sıkışmış kalmış. Lehistan'da 1577'lerde kral ölüyor. Kralın ölümü üzerine Lehistan'da soylulardan oluşan bir meclis yeni kral seçecek. Hemen komşu devletler müdahil olur. Rusya, Osmanlı ve Avusturya kendi adaylarının Lehistan kralı seçilmesi için kulis yaparlar. Lehistan üzerinde kulis yaparlar o meclis üzerinde. Bu mücadeleyi Osmanlı kazanacak. Sokulu Mehmet Paşa'nın adayı Lehistan kralı seçilecek ki bu sayede Lehistan Osmanlı himayesi altına girmiş olacaktır. İşte bakın burada Lehistan'ın himaye altına alınmasına farkındaysan diplomatik bir maharet etkili olacaktır. Bu kulak dolgun olsun. Osmanlı sadece savaş veya sadece bir askeri devlet değildir. Osmanlı diplomasi de bilen bir devlettir. Ahanda bunun bir ispatı Lehistan'ın himaye altına alınmış olması. Lehistan demişken haritayı az daha büyütmek istiyorum. Bundan sonra çok duyacaksın Lehistan adını 1600'lerde, 1700'lerde kısmen. Lehistan konum itibariyle bakınız özellikle Rusya ile Osmanlı arasında bir tampon bölge modunda. Osmanlı 1600'lerden itibaren güçlenen Rusya'ya karşı Lehistan'ı desteklemek isteyecek. Lehistan'ın bu tampon özelliğinden yararlanmak isteyecektir. Benim işime geliyor arada bir Lehistan devletinin var olması. Bunun yanında dönem dönem Osmanlı acaba diyor şu Lehistan üzerinden bakınız Baltık denizine ben ulaşabilir miyim? Baltık denizde malum Atlas okyanusla bağlanan bir güzergahtır. Lehistan Baltık Denizi'ne ulaşan jeostratejik öneme sahip bir coğrafyadır. O yüzden de her daim Osmanlı'nın bu dönemlerde ilgisini çekecektir kardeşim. Leistan'ın bu jeostratejik önemi lütfen kulak dolgun olsun diyor. Arkasından bence Sokulu Mehmet Paşa döneminin en önemli kazanımı Kıbrıs'a bakmak istiyorum. Harita üzerinde görüyorsunuz yine bakınız Kıbrıs son derece jeopolitik öneme sahip bir ada. Venedik hakimiyeti altında olan bir adam bu adayı Osmanlı fethetmek ister. Hatta ilginçtir Sokulu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığını yaptığı bir dönem Sokulu Mehmet Paşa bir Haçlı ittifakına neden olabileceği için Kıbrıs'ın fethine biraz soğuk bakıyor. O nedenle diğer devlet adamlarının Sarı Selim'i e, ikna etmesi üzerine Kıbrıs'a Lala... Mustafa Paşa komutası bir donanma gönderecek. Lala Mustafa Paşa. Sokulu Mehmet Paşa döneminde... Sokulu Mehmet Paşa sadrazamlığında... Lala Mustafa Paşa'nın komutasındaki bir donanmamız... Bir yıl kadar süren bir mücadeleyle Kıbrıs'ı fethedecek. Hatta biz Kıbrıs'a çıkınca... Sokulu haklı çıkıyor. Venedik Kıbrıs'ı bize kaptırmamak için... Büyük bir haçlı donanması çağrısında bulunacak. Kıbrıs bakın konum itibariyle bir anlamda Hristiyan aleminin Osmanlı İslam coğrafyasının göbeğinde ileri bir karakolu. O nedenle Venedik dini kullanmak yoluyla Hristiyan alemini bir haçlı donanması için çağrıda bulunacak, harekete geçirecek. Lakin o donanma bir araya gelip, harekete geçene kadar biz Kıbrıs'ı öpüyoruz. Kıbrıs'ı fetheden donanmamız geriye döner iken. O esnada Venedik'ten yola çıkan Haç donanmasıyla şurada İnebahtı açıklarında Mora'da karşı karşıya kalacağız. Hatta İnebahtı'da ani bir baskınla Osmanlı donanması ağır bir mağlubiyet alacak canım. İnamahtı da Osmanlı donanması yakılacak Kıbrıs gazisi Kıbrıs'ı fethetmiş büyük bir başarı imza atmış ama yorgun argın donanmamız İnebaht'a yıkılacak ki bu uzun bir aradan sonra Haçlı dünyasının Osmanlı'ya vurdu ilk tokat olacak. Hatta adamlar inanamıyor bile Lan biz mi dövdük Osmanlı'yı? Biz mi tokadı bastık Osmanlı'ya diye şaşkınlık içerisindeler. Hatta Venedik bu İnebahtı üzerine İstanbul'da bulunan elçisini derhal Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'ya gönderecek. İnebahtı'nın yarattığı etkiyi anlayabilmek ve bir şeyler kopartabilmek amacıyla Osmanlı'dan Elçiyi gönderecek Sokulu Mehmet Paşa'nın huzuruna ve Venedik elçisi böyle artist artist konuşunca Sokulu Mehmet Paşa'nın nevri döner. Sarayda Topkapı'da Venedik elçisi karalık yapıyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın nevri döner. ne Oğlum bana bak der biz Kıbrıs almakla sizin kolunuzu kestik. Siz yine vahtıda donanmamız yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür bir şekilde yerine gelir. Ama kesilen kol bir daha asla yerine gelmez diye gömer Venedik elçisine def eder huzurundan. Bak 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 bak. kıyasa bak, benzetmeye bak. Allah aşkına kulak dolgun olsun bu. Sokulu Mehmet Paşa'nın bu tarihi cevabı, tarihi benzetmesi mükemmel bir kıyastır. Kulak dolgunluğun olsun. Gerçekten de o kış Osmanlı tersaneleri harıl harıl yeni gemiler inşa eder ve yeni bir donanma hazırlayarak Akdeniz'e salırız. Hatta yelkenleri attas kumaştan, dikişleri altın ipten muazzam gösterişi bir donanmayla kesilen sakalın yerine daha gür bir şekilde donanmamızı koyarız. Kıbrıs yani kesilen kol ise gerçekten de malum bir daha yerine gelmeyecek. Bugün Kıbrıs'ta hala Türk hakimiyeti devam etmekte. O yüzden mükemmel bir sözdür. Bunu muhakkak hatırlarsınız bence. Hatırlamayanlar var ise lütfen bilsinler. İnebahtı mağlubiyeti üzerine Kıbrıs'ın fethinden sonra yaşanan İnebahtı mağlubiyeti üzerine Venedik elçisine Sokulu Mehmet Paşa'nın verdiği tarihi ayar. Tarihi ayar. Şimdi burada Sokul Mehmet Paşa dendiği zaman yine harita üzerinden bakmak istiyorum arkadaşlarım. Birkaç proje gündeme gelmekte ki benim nezdimde Sokulu Mehmet Paşayı son derece önemli bir yere mevkilendiren, konumlandıran iki proje özellikle Don Volga Kanal projesi ve Süveyş Kanal projesi. Hemen haritaya bakın Allah aşkına. Harita üzerinden görünüz. Bakın, Rusya'sından doğan, Karadeniz'e dökülen Don Nehri. Rusya'dan gelen, Hazar'a dökülen Volga Nehri. Bu iki nehrin birbirine en yakın olduğu yerde şu bölgede bir kanal açıp Osmanlı gemilerini kanaldan nehirden Hazar Denizi'ne indirmeyi amaçlayan tarihi bir proje. Bu niye önemli? Bu bölge İpek Yolu güzergahıdır. Kesintisiz bir deniz e, gemi yolculuğuyla Hazar'a kadar tüccarları taşımak istiyorum ben. İpek yolunu canlandırmak istiyorum coğrafi keşiflere karşı bir hamle olarak. Aynı zamanda Osmanlı donanmasının Hazar'a inmesi demek ne demek? Doğudaki en önemli rakibim İran'ı baskı altına almak demek. Kafkasya'ya hakim olmak demek. Rusya'nın önünü kesmek demek. Ve belki de en önemlisi Hazar üzerinden Orta Asya Türkleri ile birleşmek demek. Duraklama sinyalleri veren Osmanlı'nın yeni bir sinerji yakalaması demek değerli kardeşlerim. Orta Asya Türkleri ile birleşmesi. O yüzden bir taş birkaç kuşun olduğu çok değerli bir projedir Don Volga. Hatta fizibilite çalışması yapılacak. Hatta kazma da vurulacak ama maalesef bu proje hayata geçemeyecek. Ta 400 yıl sonra 1960'larda Ruslar bu kanal projesini hayata geçirecekler değerli kardeşler. Bir diğer proje ise malum Süveyş kanal projesi. Akdeniz'i Kızıl Denize ve oradan Hint Okyanusu'na bağlamayı amaçlayan bir proje. Süveyş Kanal Projesi. Bu kesintisiz bir şekilde gemilerin Hindistan'a varması demektir. Ve biliyorsunuz 1868'de bu Süveyş kanalı açılacak. İngiliz-Fransız ortaklığında açılacaktır bu Süveyş kanalı. Yani adam 300 yıl önce farkında mısınız? Bugün dünya su ulaşımının en önemli kavşak noktalarından birisi olan Süveyş kanalını Sokulu Mehmet Paşa bunlar 300 yıl önce gündeme getirecek ama maalesef Sokulu'nun siyasi rakipleri nedeniyle bu projeler hayata geçemeyecek. Bakın bir cümle ifade edeyim ben size. Don Volga veya Süveş bunlardan birinden biri hayata geçmiş olsaydı Osmanlı tarihi ve dünya tarihi bambaşka bir şekilde akabilirdi ama maalesef olmadı. Bir başka proje Marmara Kanal projesi. Bu malum Kanal İstanbul nedeniyle bugünlere çokça gündeme gelmekte ama tarihi bir yanlış var onu söyleyeyim ben size. Şu gördüğünüz bakın Kanal projesi benim şu an bulunduğum Körfez'de İzmit Kocaeli Körfezi'ni Kocaeli Körfezi'ni Sapanca Gölü'ne bir kanalla bağlamak isteyen bir proje. Sapanca'nın hemen yanından da Sakarya Irmağı akmakta Karadeniz'e. Sakarya Irmağı üzerinden de Karadeniz'e bir bağlantı açmak istiyoruz. Bu sayede Karadeniz'den İzmit Körfezi'ne bir güzergah. Ama bu güzergah gemiler için planlanmıyor arkadaş. Bundan 500 yıl önce boğazın yükü ne kadar, trafiği ne kadar ki ne gerek var buna? Gemiler için değildir bu. Bu Marmara Kanal projesi Batı Karadeniz'in tomruklarını, ağaçlarını su gücüyle körfeze getirebilmek ve körfezdeki tersanelerde gemi yapımında kullanmak için gündeme gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bu deniz taşımacılığı Deniz su amaçlı değil çok küçük bir kanaldır. Bu kanal sayesinde tomrukları ağaçları körfeze indirme gayesiyle gündeme gelen bir projedir. Sokulu Mehmet Paşa imzası vardır ama padişah olarak 3. Murat dönemine dengelmekte. Bu projede yalan olacak değerli kardeşler. Özellikle Yemişin Marmara kanalını Don Volga ve Süveyş'i lütfen Coğrafi keşiflerin olumsuzluğuna karşı alınan önlemler, atılan adımlar diye değerlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum değerli kardeşler. Hatta burada toplu şey söylemek istiyorum. Coğrafi keşiflere karşı. Coğrafi keşiflere karşı, coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya verdiği zarara karşı Osmanlı devleti bazı önlemler almaya çalıştı. Bak farkında mısınız? Keşiflerle ticaret yolları değişince Osmanlı ekonomik anlamda zarar görünce ne yapmak isteyecek? Kapitülasyon silahını kullanmak isteyecek. Ne yapmak isteyecek? Hint deniz seferlerini düzenleyecek. Ne yapmak isteyecek? Ahanda bu kanal projelerini gündeme getirecek. Bu sayede coğrafik keşiflere karşı Önlem almak, olumsuz etkilenmeyi minimize etmek, pasifiz etmek isteyecek. Hoş, Kanar projeleri yalan oldu. Hint deniz seferleri fiyasko oldu. Kapitülasyonlar da beklenen etki yaratamadı. Ve Osmanlı ekonomik anlamda malum pert olacak süreç içerisinde. Canlar, verhasıl, verhasıl, bakınız, bakınız. Şurada bir tablom var benim, şurada bir tablom var. Yükselme döneminde bence, bence, bence ilk akta gelmesi gereken gelişmeler. Evet, İstanbul'un fethinin dünya tarih açısından önemi. Kırım, Karadeniz'in Türk ölü haline gelmesi. Cem Sultan olayı iç problem, dış probleme dönüşmüş. Mısır'ın fethi, halifelik makamının özellikle Osmanlı'ya geçmiş olması. Mohaç Savaşı 2 saatlik bir savaşımız. İstanbul Anlaşması Avusturya karşısında Osmanlı'nın siyaseten üstünlük elde etmesi. Kapitülasyon mantığı ve kanal projelerine dikkat etmenizi ben öncelikle sizlerden istirham ediyorum değerli kardeşler. Evet ideal tarihim en önemli farkı harita 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 yükselme dönemini ve yaşanan gelişmeleri gösteren bir haritayı da ben buraya koydum. Allah aşkına. Coğrafya manyağı değilim. Sadece coğrafyanın ehemmiyetinin farkındayım. Tarihe çalışırken haritasız çalışmayın kardeşim. Harita üzerinde yaşanan gelişmeleri, yerleri, anılan coğrafyaları, savaşları muhakkak görmeye çalışım diyor. Ve bununla beraber yükselmeye noktayı koyuyorum değerli kardeşler. Yükselmeye noktayı koyuyorum. Evet canlar canlar. Bu yeni çağda Avrupa kalalım burada. Önümüzdeki hafta yeni çağda Avrupa'yı konuşuruz. 3-5 cümleyle. Arkasından da duraklanma dönemi ve gerileme dönemine bakacağım sizlerle birlikte. Bir kulak ver bana bakayım. Bir kulak ver bana. Yorumunu da açtım. Canlar. Önceki hafta bakın. Ee, perşembe veya çarşambadan en kötü ihtimal. Biniyim katacağım. Bir dosya paylaşacağım sizler. Bir pdf paylaşacağım. Duraklama dönemi... Ve gerileme dönemindeki siyasi gelişmeleri tablo halinde verdim. Bakın duraklamadan, gerilemeden bir soru gelmedi şu ana kadar. O yüzden çok fazla orta zaman kaybetmek istemiyorum. O tablo üzerinden, efendim Ferhat Paşa'nın önemi şudur. Bucaş'ın önemi budur. Kasış'ın önemi budur. Küçük kaynarca'nın önemi budur. Böyle birkaç cümleyle, birkaç cümleyle haftaya duraklamayı, gerilemeyi paylaşalım sizlerle ve muhtemelen de haftaya önce yeni çağ, sonra duraklama, gerileme, siyasal gelişmeleri arkasından yakın çağ Avrupa'ya şöyle bir bakıp dağılmaya kadar lafı taşımaya çalışalım. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı itibariyle değerli kardeşlerim. Ya hocam ya diyen kafanıza takılan bir şey varsa buyurun. Görkem hocam link atacağım ben Instagram'da link atarım. O linkten bakarsınız. Hatta Instagram'da bir e, söyle görüntüde paylaşacağım ben sizlerle. O da belki işinize yarar olmadı. PDF indirirsiniz. Tamam mı? Evet canlar. Hülya bakalım yani hafta sonu belki atarım. Yani hazır da yüklemem lazım. Ona bir bakmam lazım. Tamam mı? Ağrı itiraf sayfası. iyiyim hocam. Sağ olasın, Teşekkür ettim. Ders yaptık. Anlatıyoruz hep. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, konuşuyoruz. Eyvallah. Evet. Cümlemizden Allah razı olsun diyorum. Kafana takılan bir şey varsa buyurun. Birkaç dersi söylüyorum yani bir rehberlik muhabbeti yapmak istiyorum ben aslında. Yani böyle Ocak ayına geldik. Piyasada ben yine böyle deneme deneme furyası görmeye falan başladım. Yani bazı yanlışlar yapılıyor. Ee, bu süreçle ilgili olarak tamam mı? Bu konu hakkında ya aklımda benim ya bir fırsat bulsam sizlerle ders dışında rehberlik amaçlı süreçle ilgili bir muhabbet etmek istiyorum. Dershanede kardeşlerimize yer yer göndermeler yapmaktayız ama burada sosyal medya ortamında da bir sohbet etmek istiyorum bakalım. Bu benim aklımda ilk fırsatta ilk fırsatta inşallah... Ee, buna bir zaman ayıracağım bakalım. Sömesi falan geliyor zaten. Biraz rahatlayacağız, bir nefes alacağız okullardan dolayı tamam mı? Eyvallah, eyvallah kardeş çok sağ ol Allah razı olsun. Evet Hakan, Sergen yok Gönel'le değildi balıkesirdik Gönel'le miydin Sergen? Yok Balıkesir'den de neresi hatırlayamadım ben ya Hakan. Sergen kardeş sana soruyor. Eyvallah Zehra sizler çok sağ olun. Yani i̇nşallah... Emekleriniz karşılık bulur diyorum tamam mı? İnşallah emekleriniz karşılık bulur. Bu bu saate kadar kula kulağınızı işte çınlattık. Zaman ayırdınız arkadaşlar tamam mı? Bunların inşallah karşılığını Temmuz'da, Ekim'de, Kasım'da sınavlarda alırsınız diyorum. Sokulu Mehmet Paşa, Ayşe. Kanunun son iki yılı. Üçlü Selim değil, ikinci Selim. İkinci Selim, Sarı Selim de geçer. İkinci Selim, üçüncü Murat'ta bir beş yıl kadar satrazamlık yapar ve rahmetli olur. Tamam mı? Sergen Kefsut duymuş. İnşallah sohbeti bakalım. Bir şekilde ha ayarlayacağız. Tamam mı? Aynen Feda. Fedakar Gültekin. Aynen. Hürlem'in bebişi. Cemile Erdem Mehmet. soruyu göremedim ya. Bir daha yazar mısın? Ona bir bakayım kapatayım ondan sonra. Cemile hocam. Cemile hocam. Yükselme dönemi son padişah olarak Sokullu'nun ölümü 3. Murat alınabilir. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümü kabul edilmekte yükselmenin son noktası o dönemde öldüğü zaman padişah 3. Murat'tır. Bu şekilde keskin bir bıçakla ayırt etmek biraz zor padişah nezdinde. O yüzden farkındaysanız bakın son dönemi padişah olarak anmıyoruz. Direkt sadrazam olarak anıyoruz kardeşim. Üçüncü Selim değil aşağı ikinci Selim. Bir tek Marmara Kanal üçüncü nota yazılmakta. Cemile bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Sokulu Mehmet Paşa Kanuniye. Hemen arkasından ikinci Selim'e. Hemen arkasından 3. Murat'a sadrazamlık yapıyor. 3 tane padişaha kesintisiz 15 yıl sadrazamlık yapan bir isim devşime kökenli Sokulu Mehmet Paşa. Sanırım tamam. Kaçabilir miyim ben? Müsaade var mı? Müsaade var mı dedim. Ve müsaadenizi aldım. Müsaadenizi aldım. Sevgi gayet doğal. Ben de çok stres yapıyorum. Ben Bende de, de karışıyor. Ben de derse gelmeden önce bir bakıyorum. Gayet doğal konulara. Sen de bakacaksın. Herkes bakacak. Herkes bakacak. Bu iş böyle. Gayet doğal. Stresin olmaması kötüdür yahu. Bu senin ciddiye aldığını, kaygılandığını göstermekte. Problem yok bunda. Yeter ki azmedin, sabredin, iradeli bir şekilde mücadele devam edin. Bakın lisanstan bahsediyorum 6 ay var daha benim önümde babalar gibi 6 ay. Yeter ki üzerine koya koya devam edin. Ağlayıp sızlamayın. Ah vah tüh olmuyor ne yapacağım değil. Sakin, relax. Her derse her hafta zaman ayırarak Mayıs gibi konularınız bitsin yeter. Ben ders ders götürmeyin de sıkı sıkı tembihliyorum sizlere ama piyasa farklı bir şekilde yol alabiliyor. Sosyal medyada çok farklı şeyler söyleyebiliyor. Benim önerim rehberlik derste söyledim ben sizlerle, paylaştım ben sizlerle. Merak edenler, izlemeyenler var ise, var ise bir ol yetim ol, YouTube kanalında baksın. Kesinlikle ben bütün dersleri beraber götürmenizi önermekteyim. Uyku düzeni, bu sakinleştirici doğal ilaçlar vardır vesaire bunlardan yararlanabilirsiniz de mümkün mertebe Ayşem Gürbeta, Gürbetak hocam aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın ve gecede mümkün mertebe çaydan kahveden uzak durun yahu. Sakinleştirici böyle doğal çaylar vardır ya, onlardan falan bir kullanın olmadı tamam mı? Yapacağız Gültekin hocam fedakar Gültekin hocam. Aşılamayacak bir şey yok. Bütün engeller aşılacak. Aşam nasıl aşıyor yahu? Senin ne farkın yok? Senin ne farkın var? Sen ne yapacaksın bu işi? Bu kadar. Olmuyor. O karamsallık, olumsuzluk. Hayır. Kendi kendinize konuşun. Yapacağım, edeceğim, başaracağım, atanacağım. Kendi kendinize deliler gibi konuşun. İnşallah beyin de, psikolojiniz de bu sözle ifade ettiğinizde kanaat getirecek ve sizi sakinleştirecektir. Yapacağım deyin, başaracağım deyin, inanın buna ya, inanın ve gerekli fedakarlığı yapın, arkası gelecek inşallah bu kadar. Yapan böyle yapıyor bunu. Diğerlerinden hiçbir farkınız yok. Herkes benzer şartlarda arkadaşlar yapmayın. Herkes benzer şartlarda. Tamam mı canlar? Ben kaçtım. Ben kaçtım hadi. Hadi iyi akşamlar diliyorum. Allah emanet olun. Çalışmaya, mücadele devam. Ağlamadan, sızlamadan çalışmaya, çalışmaya, mücadele devam. Beyin çok, nöron çok, milyarlarca nöron var hocam rahat ol sen, tamam mı? Haydi bakalım. Haydi Allah emanet. iyi geceler diyorum herkese. Görüşmek üzere.